Üçüncü kez ertelendi. Ertelenmeye alıştık. Ama bugün o gün, Sayın Başkanımızın dediği gibi, bugün hava şartları son gelen bilgilere göre %5'ten daha küçük bir ihtimalle rüzgar nedeniyle ertelenme ihtimali var. Çok düşük bir ihtimal. Onun dışında fırlatma roketindeki son kontroller öğleden sonra yapıldı, tamamlandı. Uydumuzu da biz bugün batarya şarjını alandaydık. Batarya şarjını tamamladık. Biz de hazırız. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde, 9 dakika içerisinde fırlatmayı Allah izin verirse göreceğiz. Tabii biz şu anda fırlatma kontrol merkezindeyiz. Bizim takip ettiğimiz bilgisayarlar yayının arkasında yukarıda takip ediliyor bütün bir süreç. Fırlatmayla ilgili süreç. Yaklaşık aslında Emir, 35. SpaceX, Emir, affedersin seni bölüyorum. SpaceX canlı yayında başladı. İstersen biraz daha yüksek sesle veya SpaceX'in sesini biraz kısa biliyorsak. Emir, söz sende. Biraz daha yüksek sesle lütfen. Tamamdır. SpaceX yayını da evet aynı zamanda devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde orada TÜBİTAK Uzay'ın tanıtım yani İmece'nin bir tanıtım videosu yayınlanacak. Şu anda roketle ilgili bilgiler geçiyor orada. Biz de yaklaşık 40 günlük bir fırlatma kampanyası geçirdik burada. Uydumuzu 22 Şubat Emir, seni tarihinde. böleceğim, kusura bakma. SpaceX'in sesi hala çok yüksek. Sana geliyor mu bilmiyorum. Hah, şu an kestik. Devam edebilirsin. Buyur. Tamamdır. Teşekkür ederim Sadık Hocam. Yaklaşık 40 günlük bir fırlatma kampanyası geçirdik. Çok heyecanlıyız. Bugünlere çok zor geldik ama bugünleri yaşamamızın yegane sebeplerinden biri RASAT ve Göktürk 2 uydularıdır. Şu anda İmece ile ilgili yayın başladı Sayın Bakanım. İsterseniz SpaceX yayınına dönelim. Evet, biz burada bu videoyu sunarken Sayın Bakanım İmece'nin kelime anlamıyla aslında vurgulamak istedik. İmece Türkçe'de birlikte yapmanın, birlikte bir işleri başarmanın simgesi, kelime anlamı olarak. Biz de TÜBİTAK Uzay olarak sadece TÜBİTAK Uzay değil, hem Ankara'da Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunan sanayi kuruluşlarıyla, TÜBİTAK'ın diğer enstitüleriyle, TÜBİTAK UME, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK Enerji Enstitüsü ile birlikte ve diğer paydaşlarımızla birlikte biz bu uyduyu tamamen tasarımdan başlamak üzere üretim, montaj ve entegrasyon testleri dahil olmak üzere yurt içindeki kabiliyetlerimizle yaptık. Fırlatmaya kadar bu uydu bizim beynimizden tam vuku bulana kadar dünya üzerinde hiç yurt dışına çıkmadan geliştirildi, üretildi ve test edildi. Tabii bu büyük bir gurur. Bunu başarabiliyor olmamız, Türkiye bundan önce yüksek çözünürlüklü görüntü tedarik eden bir ülke konumundan yüksek çözünürlüklü uydu yapabilen konuma geldi. İnşallah bu sefer sıfır dediğimizde roketin havalandığını görmüş olacağız. Lift off inşallah. Evet, fırlatma yöneticisinden son çağrıyı bekliyoruz. Evet, go for launch. Yani bunu duymak için bakanım bir haftadır bekliyorduk. Evimize dönelim diye bir haftadır bekliyorduk. 24 saniye var şu anda. 20. Öyle mi? Aramızda biraz fark var. Biz bu... Şu an 28, 15 saniye. 27, 20. O zaman biz size uyalım. Sanki sizin yayınınız daha 8, önde gibi. 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, ateş. Evet, siz durumu söyleyin çünkü bize 10 saniye sonra geliyor. Çok güzel, liftoff gerçekleşti. Harika, çok çok güzel, tarihi bir gün. Şükürler olsun Sadık Hocam. Çok güzel. Şimdi bir sonraki aşamamız
67. saniyede azami dinamik basınca ulaştığımız nokta. Burası roketler açısından hani biraz kaba bir tabir ama kefeni yırttığı nokta. Yani eğer orayı geçerse artık büyük bir başarısızlık beklemiyoruz demektir. İnşallah ekranda görmeden 15 saniye önce bu gerçekleşmiş olacak. Şu an yüksek irtifamız 21 kilometre roketin irtifası. 737 metre bölü saniye hızla gidiyor. Çok güzel. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Mission Control Room'la da irtibat halindeyiz. Oradan gelen bilgilerde bir problem olmadığı yönünde. Şu an birinci aşama motorunun ilk yanması sonlanmış oldu. İkinci kademede uydularla beraber yoluna devam edecek. Birazdan soldaki irtifanın azaldığını, sağdakinin arttığını göreceksiniz. Bu da o aradaki mesafenin açılması ve birinci kademenin yere inmesi anlamına geliyor. Beynik açıldı. Faydalı yük kapsülünün ayrıldığını da biz şu anda... Evet, şu an biz görüyoruz. Evet, şu an faydalı yük kılıfı ayrıldı. Çünkü artık atmosfer dışındayız, uzaydayız. Ve yine gereksiz bir yükü taşımak istemiyor fırlatma firması. Burada faydalı kılıfını da bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Şu andan itibaren bütün uydular uzay ortamına maruz kalmaya başladılar. Toplam 36 adet ayrılma gerçekleşecek. IMEC'de 36. ayrılma. IMEC'e dışındaki tüm uydular yaklaşık 500 kilometre irtifada roketten ayrılacaklar. IMEC'nin irtifası 680 kilometre olacak. Evet. Yaklaşık 2 saat 35 dakika sürecek fırlatma anından sonra. Toplamda 36 ayrılma var ama 51 uydu var roket üzerinde. Bazı araçlar Space Tac dediğimiz aslında roketten ayrıldıktan sonra içerisinde birden fazla uydu barındıran uzay araçları. Onlar farklı irtifalara götürecekler görevliliklerini.